Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu çalışmamıza sizinle birlikte uzman ve baş öğretmenlik sınavına yönelik çevre eğitimi ve iklim değişikliği yani 6. modülden toplamda 20 tane soru çözeceğiz. Güzel bir tekrar yapacağız. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Eğer hazırsanız ilk sorumuzu çözelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi değişikliğini yavaşlatmak için doğru bir yaklaşım değildir arkadaşlar. Arkadaşlar iklim değişikliğini yavaşlatmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak alınabilecek bir önlemdir. Ormanlaştırılan alanları arttırmak, yine plastik kullanımını azaltmak, toplu taşımayı tercih etmek birer önlem olarak değerlendirilebilir. Fakat termik santral kullanımını arttırmak fosil yakıt kullanımını arttıracağı için İklim değişikliğini yavaşlatmak yerine hızlandıracaktır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkı ne olur? C şıkkı olur sevgili arkadaşlarım. Demek ki termik santralleri kullanımını arttırmak iklimin bozulmasını daha da arttırabilir. İkinci sorumuz arkadaşlar. Sıfır atık yaklaşımı ile hangi tür tüketiciler hedeflenmektedir arkadaşlar? Çevreci, duyarlı ve bilinçli. Arkadaşlar sıfır atık yaklaşımı ile hem çevreci aynı zamanda çevre duyarlı ama aynı zamanda bir de bilinçli vatandaşlar hedefleniyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. Üçüncü sorumuz sıfır atık projesiyle kaynakların verimli kullanılmasının aşağıdakilerden hangisini azaltması beklenmez arkadaşlar? Hangisini yani sıfır atık projesi hangisini azaltması beklenmez? Maliyetleri, tasarrufu, çevre kirliliğini, sürdürülebilirliği, küresel ısınmayı. Bir kez küresel ısınmayı arkadaşlar azaltabilir. Çünkü daha doğal enerji yöneleceğimiz için yine çevre kirliliğini azaltabilir. Yine maliyetleri azaltabilir arkadaşlar. Yine tasarrufu azaltabilir. Fakat sürdürülebilirliği arttırır. Sürdürülebilirliği azaltmaz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz nedir arkadaşlar? Yukarıda bahsedilen yaklaşım hangisidir arkadaşlar? Dünyanın sınırlı kaynaklarına artan talepler ve sürdürülebilir bir hayat için yeni bir yaklaşıma şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede dünyada ve Türkiye'de yaklaşım gittikçe yaygınlaşmaktan çeşitli uygulamalar hayata geçmektedir. Zira nüfusun hızla artması, şehirleşme ve tüketim maddelerinin çeşitlenmesiyle atık miktarı artmakta ve çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Buradaki atık bize ipucu olsun. Burada acaba bahsedilen proje nedir arkadaşlar? Sivil diyalog, sıfır atık, yeşil kariyer, çevre okuryazarlığı, doğal eylem planı. Arkadaşlar burada bahsedilen proje sıfır atık projesidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız da nedir? B şıkkıdır. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuz şöyle bir gelsin. Beşinci sorumuz. Metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? İnsan ve doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır. Burada bahsedilen kavram arkadaşlar nedir? Sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, iklim diplomasisi, sera etkisi, enerji dengesi. Arkadaşlar burada bahsedilen kavram sürdürülebilir kalkınmadır. İnsanla doğa arasında bir denge kurmak, doğal kaynakları aşırı bir şekilde tüketmeden ihtiyaçlarımız kadar kullanmak ve bugünü ve geleceğin yaşamının planlamak, sürdürülebilir kalkınma. Bu sene bu soru gelecek. Eğer bu sınavımız gerçekleşirse, hayırsızsa sürdürülebilir kavramına dikkat edelim. Bu soru olarak karşımıza gelebilir sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuz, direkt bir bilgi sorusu. Türkiye Cumhuriyeti kaç yılında Paris Antlaşması'nın resmi olarak taraf olmuştur? Paris Antlaşması çevre için yapılmış en son yapılmış anlaşma. Arkadaşlar ülkemiz bu anlaşmaya 2021 yılında taraf olmuştur. 3 antlaşma vardı yanlış bilmiyorsam. Brezilya Rio'daki anlaşma. Daha sonra Japonya'daki Kyoto. Bir de Fransa'daki Paris. Özellikle de bu çevre sorunlarına çözümler üretmek amacıyla arkadaşlar yapılan antlaşmalar. 7. sorumuza bakalım. Hava olayları aşağıda verilen katmanların hangisinde gerçekleşir arkadaşlar? Hava olayları acaba mezosfer, atmosfer, termosfer, iyonosfer ve stratosfer hangisinde gerçekleşiyor? Arkadaşlar hava olayları atmosferde gerçekleşiyor.
Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. 8'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iklim diplomasisi ile ilgilidir? İklim için yapılan diplomasiye örnek: sıfır atık projesi, yeşil çatı hareketi, enerji verimliliği uygulaması, yenilenebilir enerji kaynakları, Paris Antlaşması. Arkadaşlar, iklim diplomasisine önceki soruda bahsetmiştim. Bir Rio. Şunu bir netleştirelim arkadaşlar. Rio, yanılmıyorsam 1992'ydi. Daha sonra Kyoto, Japonya'da. Bir de Paris. En son yapılan. Dolayısıyla burada diplomasi örnek olarak özellikle iklim konusundaki bir anlaşma. Sevgili arkadaşlar, 3 tane antlaşmadan bahsettik. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne oluyor arkadaşlar? A şıkkı. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuz bize ne diyor? Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Enerji Görünümü 2021 raporunda teknoloji ve bölgelere göre 2020-2050 dönemindeki seçilmiş temiz enerji teknolojileri için kestirilen pazar payları bölümündeki kestirilmelere göre 2050'ye kadar net sıfır salım senaryosu altında 2050'ye kadar en fazla yatırım gerektiren teknolojilerden en başta hangisi gelmektedir? Sıfır bir salının olunabilmesi için arkadaşlar 2050 yılına kadar bir alanda maksimum düzeyde bir teknoloji yatırım gerekiyor. Bu alan hangisidir? Bu alanı soruyor. Açık enerji, açık rüzgar enerjisi, yakıt hücreleri, bataryalar, dalga enerjileri, enerji verimliliği işleri. Arkadaşlar özellikle sıfır salınım, yani en az çevreyi en az kirletecek olan özellikle teknolojiler elektrikli araçların üretimine yönelik olduğu için dolayısıyla bataryalara yapılıyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkı, buna dikkat edelim. 9. sorumuz. 10. sorumuz arkadaşlar. Karbon emisyonunun azaltılması için ulaşım yollarından hangileri tercih edilmelidir arkadaşlar? Kara, hava ve demir ulaşımı. Şimdi arkadaşlar özellikle karbon salınımında başta kara ve demir hava ulaşımı etkilidir. Burada en az etkisi olumsuz anlamda en az demir yolu ulaşımıdır. Dolayısıyla burada karbon emisyonu azaltılması için tercih edilebilecek ulaşım türü hangisi? Demir ulaşımı, demir yolu ulaşımı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkı. 11. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi maladaptasyon ile ilgili değildir? Maladaptasyon. Peki bu kavram ne anlama geliyor? Bir canlı türünün arkadaşlar kendi soyunu, türünü geleceğe aktarabilmesi, sürdürebilmesi özellikle soyunun. Şimdi etkilenebilirlik, yanlış uyum, sera gazlarının salınımı ve adaletsiz sonuçlar canlıların geleceğe özellikle de soylarının tükenmesine, sayısı anlamda azalmasına neden olabilir. Fakat burada pozitif sonuçlar bunu olumsuz anlamda etkileyen bir durum değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. 12. sorumuz güzel bir soru. 1992'de Rio konferansında 178'den fazla ülke insan yaşamını iyileştirmek, çevreyi korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere küresel bir ortaklık kurmak için kapsamlı bir eylem planı olan aşağıdakilerden hangisini kabul etmişlerdir arkadaşlar? Soru güzel. Kyoto Protokolü, Paris Antlaşması, Gündem 21, Bon Antlaşması, İklim Paktı. Arkadaşlar 1992'de Rio'da 178'den fazla ülke bir araya gelerek Gündem 21 eylem planını kabul etmişlerdir. Çevreyi koruma, sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamak üzere küresel bir ortaklık kurmak için bir eylem planı oluşturmuşlar. Buna da ne demişler arkadaşlar? Gündem 21. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. 13'e bakalım. Çok güzel bir soru. Buna iyi soru muhakkak bize gelecektir. Buna dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Parçada yeşil çatı hareketinin hangi yararlarından bahsedilmiştir? Kirlilik, drenaj sistemleriyle ilgili başka bir sorundur. Bir şehre yağmur yağdığında su kirletici maddeler dolar bu şehre. Bu kirleticiler daha sonra yeraltı boru ağlarıyla nehire ve göllere taşınır. Bu da yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynaklarının kirlenmesine neden olabilir. Yeşil çatılardaki bitkiler ise yağmur suyunu filtreleyerek zararlı toksinleri uzaklaştırır ve içme suyunun kirlenme riskini azaltır. Şimdi burada arkadaşlar, burada kendin havasını soğutmasında, enerji maliyetini azaltmasında
suyu süzmesinden gıda güveni sağlanmasına kentsel sellerin önlenmesi. Bunların hepsi arkadaşlar yeşil çatıların yararlarıdır arkadaşlarım. Fakat bu parçada bahsedilen bu yeşil çatıların özellikle suyu süzme görevinden bahsediliyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C'dir. Bu yeşil çatıların yararlarıyla ilgili bir soru muhakkak gelecek. Buna dikkat edelim. Tekrar etmemizde fayda var. Yeşil çatılar bir kentin havasının soğumasında arkadaşlar, enerji maliyetlerini azaltılmasında, suyun süzülmesinden, gıda güveninin sağlanmasında ve kentsel sellerin önlenmesine yararlı bir çevresel harekettir. Yeşil çatılar, buna dikkat edelim. 14. sorumuza bakacağız arkadaşlar. 14. sorumuz şöyle bir gelsin. Bu amacın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir? Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınmanın amaçları olarak belirlenen amaçlardan biri şu şekildedir. Tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek. Sevgili arkadaşlarım, bunun neye yönelik olduğunu bize soruyor. Nitelikli bir eğitim vermeye, erişilebilir temizse enerjiye, yoksulluğa son vermeye, iklim eylemlerine, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya. Arkadaşlar, tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek ne demektir? Toplumsal anlamda cinsiyet eşitliğini sağlamaya yöneliktir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınmanın amaçlarından bir tanesi ve budur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. 15. sorumuza bakalım. Yine bu amaçların hangi alana ilgili olduğu söylenebilir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçları olarak belirlenen 17 amaçtan bazıları şöyledir. Amaç sanayi yenilikçi ve altyapı dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek. Amaç sorumlu üretim ve tüketim, sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak. Burada bahsedilen arkadaşlar 17 amaçtan hangisidir? Burada bahsedilen arkadaşlar dikkat ederseniz sanayiden, üretimden, tüketimden bahsediyorsa bu ekonomik alanla ilgili. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız da nedir arkadaşlar? D şıkkıdır. 16. sorumuz arkadaşlar. Genel olarak enerji, endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerle sanayi ve evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik türü aşağıdakilerden hangisidir? Genel olarak arkadaşlar endüstriyel ve tarımsal faaliyet diyor. Toprak, gürültü, görüntü, hava ve su. Sanayi, evsel atık, tarımsal faaliyet daha çok neyi kirletiyor arkadaşlar? Elbette topraklarımızı. Dolayısıyla burada bahsedilen kirlilik türü de nedir? Toprak kirliliği cevabımız A şıkkı. Sıfır atık mavi projesiyle hangilerinin korunması ulusal bir öncelik haline getirilmiştir? Arkadaşlar sıfır atık mavi projesiyle arkadaşlar denizler, mavi dediğine göre suları kastediyor. Kıyılar ve akarsular hangilerinin korunması ulusal bir öncelik haline gelmiştir arkadaşlar? Birincisi denizler, ikincisi de kıyılar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. Bunun içerisinde akarsular yok arkadaşlar. Buna dikkatinizi çekeyim. 18. sorumuz yine atık projesiyle ilgili. Türkiye'nin ilk sıfır atık uygulaması hangileri tarafından başlatılmıştır? Sorumuz bu. Cumhurbaşkanlığı arkadaşlar, birincisi bu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı. Arkadaşlar Türkiye'nin ilk sıfır atık uygulaması Cumhurbaşkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak bir şekilde başlatmışlardır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız da nedir? B şıkkıdır. 19. sorumuz arkadaşlar. Sıfır atıkta en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? Sıfır atıkta en önemli etken bu projenin paydaşlarının işbirliğini sağlamasıdır arkadaşlar. En önemli, buna dikkat edelim. Paydaşların işbirliği sağlaması bu projedeki en önemli etkendir başarıya ulaşmasında. Bu önemli arkadaşlar. 20. ve son sorumuz arkadaşlar. Detay ve bir bilgi sorusu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO verilerine göre dünya toprağının üst kaç santimetresi tüm atmosferden neredeyse iki katı daha fazla karbon içermektedir. Toprağın üst bir kısmı var ve bu kısım tüm atmosferdeki karbonun iki katı daha fazla karbon içeriyor. Arkadaşlar 30 santimetrelik toprak
kısmı, en üst kısmı demek ki tüm atmosferde bulunan karbonun iki katı daha fazla ne içeriyormuş? Karbon miktarı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkı sevgili dostlarım. Arkadaşlar bu videomuzda sizinle birlikte sevgili kıymetli hocamız Metin Özdamarların uzman ve baş öğretmenlik sınavına yönelik hazırlamış olduğu 20 tane çok güzel soru çözdük. Bir genel tekrar yaptık. Video sonuna kadar benimle izlediğiniz için size hepinize teşekkürler. Hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı, üye değilseniz üye olmayı unutmuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.